Orada Leo şey diyor. Banımı açsın, modluk versin, ayıp yaptı diyor. Banımı açsın, modluk mu versin? Aynen. Ben eğer birinin modluğunu almışsam veya banlamışsam bir şey olmuştur. Durup dururken dur lan bir bugün gidip Levo'yu banlayayım demem. O yüzden geri vermiyorum diyeceğim. Ki yok. Ama bir şey olmuştur abi. O da bir yamuk yapmıştır. Mesela Levo da şey diyordu bana eskiden abi. Sesin. Bak ben yayın açıyordum tamam mı? 10K falan izliyordum. Dor oynuyordum. Levo gelip bana Facebook'tan hadi kapat yayını, ekmek tekneni baltalıyorsun falan yazıyordu mesela. Anladın mı? Sürekli yayına çağırıyordu. Şimdi neden modluğunu almışımdır veya banlamışımdır? Adam bana bir şey yapmıştır, anladın mı? Belki benim kanalım, onun kanalında ben modumdur. Belki de şey olmuştur, anladın mı? Nasıl diyeyim? O da benim banım, o beni banlamıştır. Veya ben durup dururken niye banlayayım abi? Olsun oğlum, yayıncılığa dönmenin şerefine aç, ver gitsin kardeşim. Tamam, harbi veriyorum abi. Ben aram yayıncı olursam, oldum zaten herhalde de. Aram kimseyle bozuk kalmasın. Ama böyle fazla şey yapmayayım. O dramaların içinde bulunmayayım. Açtım. Of, bir şey soracağım. Çok güzel makarna yapmışmış. Fazla insanla aram bozulmasın. Mutlu mutlu takılayım istiyorum. Ama böyle Twitch'te bir ortam var Şükrü. Ben onu da anlatmak istiyorum abi. Anlat kardeşim, anlat. Abi mesela Twitch'te şöyle bir şey var bak. Bir tane büyük yayıncı var, iki tane büyük yayıncı var, tamam mı? AX yayıncısıyla BX yayıncısı. İkisi de çok yakın arkadaş mesela. Ama ikisinin de izleyeni farklı. İkisi de kapışıyor aslında. Arasında bir rekabet içinde, tamam mı? Değil mi Şükrü? Anlatma kanal, anlatma. Anlatacağım ya. Anlat kanal. A ve B yayıncısı çok yakın arkadaşlar. Aslında birbirlerini sevmiyorlar ama yakın arkadaşlar, bak bak. Çünkü ikisinin birbirine faydası oluyor mesela. Şimdi bu yayıncılar abi, atıyorum normalde benim arkadaşım olsa, tamam mı? Stansfield'dır, Şükrü'dür, Zart'tır, Rut'tur biri olsa giderim pat diye hostlarım. Ama Twitch'te şöyle bir olay var. İki tane iyi yayıncı, fazla izlenen yayıncı A ve B, çok yakın arkadaşlar ama birbirlerini sevmiyorlar. Birbirlerini hostlamıyorlar mesela, yayını kapatıyor. Gidiyor böyle açıyor Twitch'ten, diplere iniyor. Bir, iki izlenen birini hostlayıp şey yapıyor, izleyiciler diyor ki adamsın kardeşim işte, destek verdin o yayıncıya falan diyor. Birbirlerine şey yapmıyorlar çünkü aralarında olay var abi. Direkt o benim izleyicimden faydalanmasın, bu benim izleyicimden faydalanmasın. Direkt böyle bir şey var. Mesela Twitch'te bu bende de yaşanacak. Bir tane, onu söylemeyeyim şimdi, bende de yaşanacağını düşünüyorum abi böyle. Ne oldu lan? Abi anlattığı şey çok yanlış yerlere çekildi de chat tarafından. Ha. Ona güldüm. Böyle. Ne oldu abi? Sen çok fena salladın abi. Kime salladım lan? Abi az önce Levo'yu gömdün, şimdi de yayıncılara sallıyorsun. Ben böyle bir şey görmedim. Levo'yu gömmedim, yayıncılar da sallamıyorum. Örnek veriyorum AB diye. Hadi toparla. Toparlıyorum abi. Toparladığım şey, bazı yayıncılar var mesela. Görüşüyorum. Adam takıldığı birine mesela, arkasından başka bir şey diyor, anladın mı? Ama onu takılmaya devam ediyor mesela. Abi direkt yayıncılıkla alakası yok. Bunun yayıncılıkla yani alakası var oğlum. Benim mesela bu Şükrü. Mesela benim yayıncı arkadaşım olur, Şükrü olur, Stansfield olur. Ne bileyim Desmond olur mesela. Bunlar yayıncı arkadaşlarımdır, tamam mı? Ben bunların sadece böyle iş için, yok değerim artsın falan diye birileriyle bir şeyler yapmak istemem, anladın mı? Ama Twitch'te bu var. Sen seni görmüyorlar. Sen diyorsun ki bunlar bunu fazla izlenmek için yapıyor diyorsun değil mi? Yani mesela birbirini sevmiyor ama birlikte bir şey yapıyor. Aslında izleyicilere bunu açıklamamak için yapıyorlar. Mesela izleyici neden artık birlikte oynamıyorsunuz diyor. O da uğraşmak istemiyor, tamam ya oynarız diyor. Haftada bir şey yapıyor, gidiyor sonra dağılıyor, anladın mı? Yani drama çıkmasın diye yapılan bir şey aslında bu. Drama çıkmasın diye benim dediğim şey hostlama muhabbeti. Ha. Büyük yayıncıların gidip birbirini hostlamak yerine, madem bu kadar yakın arkadaşsınız, gidip küçük yayıncıları hostlayıp sürekli aha destek verdim işte, bakın destekliyorum ben de, adamsın yapılanısından bahsediyorum. İkisi birbirine destek olmuyor aslında, anladın mı? Sadece izlenmelerinin, yakın arkadaşmış gibi takılıyorlar, izlenmelerinin
artması için yapıyorlar böyle, nasıl diyeyim? Birbirlerine paylaştırmamaya çalışıyorlar yani. Sen bunu beni izleyen onu izlemem. Gördüm ama söyleyemem. Hayır yani mesela nerede gördün? Bu öyle bir anlattığı ki şey gibi anlaşıldı şimdi. İki büyük yayıncı arasında olan bir şeymiş gibi anlaşıldı. Hayır lan, A ve B olarak örnek verdim. C de koyarız buna, D de koyarız. Sadece iki kişi arasında olan bir olaydan bahsetmiyorum ben şu an. Niye böyle sustun ya Şükrü? Abi bak şimdi, 26 bin kişiye konuşuyorsun, tamam mı? Evet, ilk kez bu kadar oluyor. Evet ve yeni başladığın yayınlara söylediğin her şeyin üzerine 10 kat yorum yapılacak. Sen mesela şimdi bunu söyledin ya, bunun klibi alınıp YouTube'a koyulacak. Aslında senin söylemediğin insanlar, insanların nickleri yazılıp altta bunlar yapılacak. O yüzden diyorum ki, eğer öyle bir şey çıkıyorsan, hani ya tam açıklayacaksın, ya da... Sen abi bak yine beyin yıkamaya başladın, tam açıklayacağım diyor bir de. Aa, oğlum sen niye böylesin lan? Asıl abi bakın direkt olay çıkartmaya çalışan adam arkada yatıyor. Ben burada üstü kapalı bir şekilde... Kan istiyor abi. Üstü kapalı bir şekilde size bahsediyorum abi. Adam gelmiş direkt ortalığı karıştırıyor ya. Tamam abi, anlatma. Hadi gel artık yanıma otur ya. Eğil ya sen de çok rahatsız abi, buradan gözüküyorum işte. Koltuk rahat mı peki? Çok rahat. Acayip mi değil mi? İyi.